Başkanlığı Çelenk'i için Bodrum Liman Başkanı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bodrum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye'deki liman kullanımının ve Türk karasularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan kabotaj kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Liman Başkanı Türker Kutlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda görevli komutanlar, siyasi parti temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bodrum Liman Başkanı Türker Kutlu şunları söyledi. 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren kabotaj kanunu ile yabancıların denizlerimizden elde etmiş olduğu sayısız çıkarlarına son verilmiş, kıyılarımızdaki seyir-i sefer hakkı ve denizlerimizdeki hizmetler Türk bayraklı gemileri ve Türk vatandaşlarına geçmiştir. Kabotaj hakkı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Yüce Atatürk'ün Türk milletine en büyük armağanlarından birisidir. Bulunduğumuz coğrafyada ülkemiz avantajlı bir konumda olmasına rağmen global bir sektör olan denizcilik ve deniz ticaretinde yeterince yararlanamamaktadır. Bu bakımdan deniz ticaretinin nimetlerinden arzu edilen düzeyde yararlanabilmek için dünyamızda pek çok ülkenin yaptığı gibi ülkemizde de denizcilik devlet politikası olmalı, teşvik ve destek görmelidir. Türk deniz ticaret sektörü desteklendiği, gerekli yapısal ve yönetsel tedbirler alındığı takdirde Türkiye'nin turizmle birlikte kaynak eksikliğini en az yatırımla ve en az destekle giderebilecek önemli bir sektördür. Herkesin de bildiği üzere yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için kabotaj hattı dahilinde çalışan deniz araçlarına ÖTV'si indirilmiş yakıt verilmesine başlanarak kabotaj hattında deniz taşımacılığını gerek yolcu gemileriyle gerekse turizm amaçlı mavi yolculuk diye adlandırılan ticari yatlarla yapılmasını güçlendirmek ve karı taşımacılığını denizlere kaydırmak hedeflenmiştir. Denizciliğimizin daha büyük adımlar yapabilmesi ve ülkemizin uluslararası denizcilik pazarlarında daha fazla pay alabilmesi için uluslararası düzeyde denizciliğin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınarak hızlı bir şekilde ön hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Bodrum Liman Başkanı Türker Kutlu konuşmasını şu ifadelerle tamamladı. Türk denizciliğinin Türk'ün ülküsü yapmak için Türk denizci kuvvetlerimizle, denizcilik sektörümüzle, eğitim kurumlarımızla ve mahalli birimlerle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, milletimize ve denizciliğimize hizmete devam edeceğimizi belirtir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın ülkemize Türk denizcilerine hayırlı olmasını diler, sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. Tören esnasında çelenklerini Atatürk Anıtı'na sunamayan bazı dernekler ve sivil toplum kuruluşları çelenklerini tören sonrası sundu. Kabotaj Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde Mahfel Kafe önünde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.